Türkiye 28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına gidecek. İlk turda %5.2 oy alan Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turundaki aslında kilit isim gibi gözüküyor şu sıralar. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan'la yapacağı görüşme öncesinde bugün o 5.2'lik kitlenin hemen hemen yarısı olan Zafer Partisi'nin kapısını çaldı. Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ 1 saat 15 dakika baş başa görüştü. İşte ziyarette yaşananlar. Ziyareti yapan isim Kılıçdaroğlu, adresse Zafer Partisi Genel Merkezi'ydi. Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı. Uzlaşı trafiği ikilinin kapıda el sıkışmasıyla başladı. 28 Mayıs'ta sandık bir kez daha Cumhurbaşkanı seçimi için kurulacak. Düğümü büyük ölçüde çözecek olan isimse Sinan Oğan. Ata İttifakı'nın adayı ilk turda %5'ten fazla oy almayı başardı. İkinci turda kimi destekleyeceği ise merak konusu. Kılıçdaroğlu henüz Sinan Oğan'la bir araya gelmedi ama ilk görüşmesini Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptı. Görüşmeye ikilinin Özdağ'ın makamında çekilen bu fotoğraf damga vurdu. Fotoğraf karesinde Özdağ ve Kılıçdaroğlu yan yana durmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne doğru bakıyorlardı. İkilinin ortasındaysa Büyük Önder Atatürk'ün heykeli vardı. O kare Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesinin olumlu geçtiği şeklinde yorumlandı. Ziyaret sonrası yapılan açıklamalar da bunu doğrular nitelikteydi. İki lider de çıkarken partililer tarafından alkışlandı. Kameraların karşısında yüzleri gülüyordu. Kendileriyle gayet güzel, verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Sayın Genel Başkan'a Millet İttifakı'nın liderlerinin görüşlerini, yaptığımız çalışmaları, anayasa değişikliği ile ilgili düşüncelerimizi, bazı sorular da sordu Sayın Genel Başkan. Olabildiğince ayrıntılı şekilde Sayın Başkan'ı bilgilendirdim. Aldığımız cevaplar çerçevesinde biz de yetkili kurullarımızda değerlendirmeler yapacağız. Ve Sayın Sinan Oğan'la da bu toplantıdan önce değerlendirme yapmıştık. Sonrasında tekrar yine değerlendirme yapacağız ve kısa zaman içerisinde Türk kamuoyuyla görüşlerimizi paylaşacağız. Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki adresi Anıtkabir'di. Gençlik ve Spor Bayramı'nda atanın huzuruna gençlerle çıktı Kılıçdaroğlu. Beraberinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da vardı. Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Aslanlı Yol'dan yürüdü. CHP liderine ilgi yoğundu. Zaman zaman izdiham yaşandı. Atatürk'ün mozolesine karanfil bıraktı Kılıçdaroğlu. Anıtkabir'den ayrılırken gençlerle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.